Apollo 17, 20. yüzyılda dünya yörüngesinin ötesine giden son insanlı uzay görevi olabilir. Ancak mürettebatı bize çok büyük bir miras bıraktı. Dünyanın ikonik mavi bilye fotoğrafı. Bu fotoğraf 48 yıl boyunca insanlık tarihinde en çok yayınlanan fotoğraf oldu. Dünyadaki ilk canlı moleküllerin 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktığı ve yaklaşık 3 milyar yıl sonra yok olacağı düşünülürse 48 yıl bir saniye bile demek değil. Yani insanlık henüz emekleme çağında. Belki de bu yüzdendir. Sürekli dünyadaki yaşamın sonunun nasıl geleceği tartışılıyor. Henüz 2020 yılında hatırlarsanız güneş patlamaları gerçekleşmişti ki bunları da önceden tahmin edebiliyoruz. Ama böyle önceden tahmin edilebilen kozmik olaylar bile bazıları tarafından kıyamet gününün yaklaştığına dair işaret olarak görülmüştü. Bu arada az sayıda da olsa bazı bilim insanları dünyanın her zaman 1972'de Apollo 17 mürettebatı tarafından çekilen fotoğraftaki mavi birliği olarak kalacağını düşünüyor. Yine de evet, insanların dünyada çoğu memeli türünden çok daha uzun bir süre, birkaç yüz milyon yıl kadar nesli tükenmeden kalacağını varsaysak bile evimiz olarak adlandırdığımız uzaydaki bu küçük kaya parçası gelecek birkaç milyar yıl içinde eninde sonunda büyük bir değişim geçirecek. Ve biz, en azından bildiğimiz anlamıyla biz, hikayenin en azından bu sayfasından silinmiş olacağız. Ama nasıl? Gelin bakalım. T.S. Eliot, ünlü şiiri The Hollow Man'de, dünyanın sonunun bir patlama ile değil de bir inleme ile yavaş yavaş geleceğini söylemişti. Ya patlama ile aniden ya da yavaş yavaş. Bir şekilde yaşam sona erecek. Bunu biliyoruz. Örneğin patlama olasılıkları ile başlayalım. Geçmişte dünyada bu tür patlamaların birkaç defa gerçekleştiğini biliyoruz. En ünlüsü tabi Kretase döneminin sonunda gerçekleşen Chicxulub felaketi. Yani dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin 1/4'ünün ki buna uçamayan dinozorlar da dahildi, neslinin tükenmesine neden olan kuyruklu yıldız veya asteroitten bahsediyoruz. Chicxulub meteoru da 10 kilometre çapında bir cisimdi. Güneş sisteminde ise bu boyutta çok nesne var. Hiçbiri yakın vadede gezegenimiz için bir tehdit oluşturmuyor olsa da dünyaya yakın olan ancak güvenli olarak nitelendirilen nesnelerin bile yörüngelerinin gelecekte değişme ihtimali bulunuyor. Evren ölçeğinde bakarsak bunun da neyse ki çok kısa vadede gerçekleşmesi mümkün değil. Ama ihtimaller şunlar. Örneğin 1.4 milyon yıl sonra Gliese 710 yıldızı Güneş'in 1.1 ışık yılı yakınından geçecek. Bu yıldız geçerken kütle çekim etkisiyle Oort bulutunda bir hareketlenme başlayabilir. Bu hareketlenmenin de modellere göre dünyaya yönelecek nesnelerin sayısını %5 arttıracağı düşünülüyor. Gerçekten de herhangi bir büyük nesnenin, bir yıldız, büyük bir gezegen veya bir kara deliğin Güneş sistemine çok fazla yaklaşması dünya için bir felaketi tetikleyebilir. Sadece asteroitlerden de bahsetmiyoruz. Komşularımız da bizim için tehlike. Mesela 2008'de Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketini uzun vadede modelleyen iki bilgisayar simülasyonu geliştirilmişti. Bunlardan birisi Paris Gözlem Evi'nden Jack Lascar, diğeri de Kaliforniya Üniversitesi'nden Konstantin Batygin ve Gregory Laughlin tarafından hazırlanmıştı. Bu simülasyonlar Jüpiter'in kütle çekiminin hala Merkür'ü yörüngesinden çıkartıp dünyaya çarpacak bir rotaya sokma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Simülasyondaki bazı senaryolara göre Merkür, Güneş'e veya Venüs'e de çarpabiliyor ya da Güneş sisteminin dışına atılabiliyor. Ama çok da tedirgin olmamıza gerek yok. Zira bu modeller Güneş birkaç milyar yıl içinde genişleyip Merkür'ü yutmadan önce Merkür'ün rotasından çıkma olasılığının %2 civarında olduğunu söylüyor. Ama tabii Chicxulub felaketinin küresel etkisi göz önünde bulundurulduğunda çapı 4800 kilometre olan bir nesnenin Merkür'ün dünyaya çarpmasının gezegenimizin sonunu getireceği kesin. Bu ölçekte bir felaketin de daha önce gerçekleştiği düşünülüyor. Theia adlı Mars boyutundaki bir gezegenin 4,5 milyar yıl önce dünyaya çarpması hipotezinden bahsediyoruz. Bu olay sonucunda dünyadan uzaya fırlayan enkaz ayı oluşturacak kadar büyüktü. Bilim insanları daha uzaktaki kozmolojik olayların da felakete neden olabileceğini söylüyorlar. Örneğin kozmik tozun artmasının kuyruklu yıldız ve asteroitleri etkileyerek dünyaya düşen maddelerin sayısını çoğaltması bunlardan birisi. Veya çok düşük ihtimalle de olsa astronomik ölçekte yakın çevremizde gerçekleşen bir süpernova patlamasının dünyayı gama ışını bombardımanına tutması da yaşamı tamamen sonlandırabilecek bir olay. Bunlar yeteri kadar büyük bir tehdit gibi görünmüyorsa hipernova patlamalarından da standart süpernovaların 10 katı şiddetinde bir patlamadan da söz edebiliriz.
Zira bunun da bir örneğinin canlı tarihinde yaşandığı düşünülüyor. Bazı bilim insanları Samanyolu'nda gerçekleşen bir hipernova patlamasının dünya tarihinde bilinen ikinci büyük çaplı felakete neden olduğunu düşünüyorlar. 443 milyon yıl önce gerçekleşen ve 3 milyon yıl süren Ordovisyen-Silüryen kitlesel yok oluşu olayında dünyadaki türlerin %85'inin nesli tükenmişti. Bu teoriye göre güçlü gama ışınları dünyayı uzun bir süre boyunca hedef almış, gezegenimizin ozon tabakasının en az yarısını yok etmiş ve yeryüzünde yaşayan fotosentez yapan bitkiler de dahil birçok türün çok yüksek miktarda mor ötesi radyasyona maruz kalıp ölmesine neden olmuştu. Peki, başta bahsettiğimiz diğer bir yok olma teorisi olan yavaş yavaş yok oluşta bizi ne tür bir felaket bekliyor? Dünyanın tarihi boyunca birçok kez iklim değişikliği yaşandığını biliyoruz. Buz çağlarından ve bundan 650 milyon yıl kadar önce tüm okyanusların donup dünyanın bir kar topuna dönüşmesinden söz ediyoruz. Şu anda yaşadığımız iklimde gerçekleşecek büyük bir değişim medeniyetin çökmesine neden olabilir. Ve bu şekilde özellikle insanlığın yavaş yavaş nasıl sonunun geldiğini izleyebiliriz. Çok hoş bir manzara olmasa da. Mesela James Lovelock tarafından geliştirilen Gaia hipotezine göre biyosferin ve yerkürenin fiziki bileşenleri sayılan atmosfer, kriyosfer, hidrosfer ve litosfer karmaşık bir karşılıklı etkileşim sistemi içinde bir araya gelerek bir bütünlük oluşturuyor. Yani dünyayı büyük bir organizma gibi görüyor. Ve bu birbirini besleyen sistemde çöken herhangi bir element, mesela iklimin çökmesi, bir domino etkisi yaratarak tüm sistemin çökmesine neden olabilir. Ama yine de bu tip iklim değişiklikleri Güneş'in doğal evriminin sonuçları yanında çok hafif kalıyor. Güneş'in parlamaya başladığı ilk zamanla bugününü karşılaştırırsak mesela şu an %30 daha parlak olduğunu görürüz. Bunun nedeni de 4,5 milyar yıl boyunca çekirdeğinde nükleer füzyonla helyuma dönüşen hidrojen. Daha ağır olan bu element Güneş'in çekirdeğindeki basıncı arttırıyor ve nükleer reaksiyonları hızlandırıyor. İşte bu yüzden Güneş daha parlak ışıldırıyor. Güneşimiz gibi ana akım yıldızların evrimi konusunda kabul gören teoriler bu enerji çıkışının zamanla artacağını söylüyor. Güneş birkaç milyar yıl içinde hidrojen yakıtını tüketmeye başlayacak ve bu sırada dünyaya gönderdiği enerji miktarı da artacak. Bu durum dünyanın ortalama sıcaklığını arttıracağından üzerindeki yaşamı da negatif yönde etkileyecek. Hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında ortaya çıkan enerji azalacak ve Güneş'in kütle çekimine karşı koyması için yeterli olmayacak. Bunun sonucunda çekirdeği küçülmeye başlayacak ve sonrasında çekirdek iç basıncını korumaya devam edeceğinden çekirdeğin dışındaki hidrojenin daha hızlı yanacağı düşünülüyor. Böyle olunca çekirdekteki basınç artmaya ve hidrojenin ağır elementlere dönüşmesi hızlanmaya başlayacak. Güneşimiz şu anda sona giden bu sürecin yarısında gibi. Ve bu dönüşüm gerçekleştiğinde, daha ağır elementlere dönüşüm sonlandığında artık hem daha parlak olacak ama çöküş de hızlanacak. Kütle çekimsel basınç sayesinde Güneş'in kalbindeki nükleer fırın yavaş yavaş aşırı şekilde ısınmaya başlayacak. Bu aşırı ısınma helyumun nükleer reaksiyon sonucu daha ağır elementler oluşturmasını sağlayacak. Bu süreç sırasında ortaya çıkan enerji sayesinde Güneş genişleyip bir kızıl deve dönüşecek. Bu sırada Merkür ve Venüs'ü kesin olarak, Dünya ve Mars'ı ise büyük ihtimalle yutacak. Bu ihtimal gerçekleşmese ve gezegenimiz kendini bu genişlemeden kurtarsa bile artık bildiğimiz ve evimiz dediğimiz yaşamı destekleyen mavi bilye olmayacak. Tek hücreli yaşamı bile desteklemeyen, kavrulmuş bir kaya parçası haline gelecek. Yüzeyin sıcaklığı kayaları bile eritecek. Ve sonrasında okyanuslar ve atmosfer buharlaşıp uzaya karışacak. Bu şekilde insanlar bu noktaya kadar yaşamaya devam etse bile bundan sonra artık dünyada hayatta kalmak mümkün olmayacak. Artık dünyamız değil, Jüpiter veya Satürn Güneş'in yaşanabilir bölgesinde kalmış olacak. Yani bu durumda bu gaz devlerinin uydularından birine çoktan yerleşmiş olmamız lazım. Tüm bunlar olurken yine büyük ihtimalle Güneş sisteminin dışında Dünya 2.0 olarak adlandırabileceğimiz yeni bir öte gezegen arayışına da devam edeceğiz. Beklenmeyen felaketler bir yana, dünyadaki yaşamın sonu bir anda gelmeyecek. Kıta levhaları hareket ettikçe ve dağlar yeryüzünden silinip yenileri yükseldikçe bu yeni ekolojide kendine yer bulacak yeni türler de ortaya çıkabilir. Evet, bunların olmasına daha çok zaman var ve bu yüzden endişelenmeye de gerek yok. Şurası bir gerçek ki, bu gezegen üzerinde bilim ve teknolojiden faydalanarak neslini tükenmekten koruma ihtimali olan tek bir tür var. O da biziz. Bitirmeden bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.